Sayın Başkan hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Aşure farklılıkların bir araya gelerek uyum içinde bir bütün oluşmasının en güzel örneğidir. Bu gelenek tarihimizde birlik ve beraberlik ruhunu yansıtır. Aşure lokmalarının da hak katında kabul edilmesini diliyorum. Tam 1344 yıl geçti Kerbela'nın üzerinden ama Kerbela'nın acısı yüreklerimizi yakmaya, yüreklerimizi kavurmaya devam ediyor. Hiç unutmayacağız Kerbela'yı. 1344 yıldır unutmadık, hiç unutmayacağız. Sorunları ve çözüm yolunu sunuyorum. Telal Fırat vekilim, canlar, erenler hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evvela dilimi Şahi velayet, ikinci Hasan'da okudum ayet. Üçüncü Hüseyin'de ola hidayet, dördüncü Zeynel'e bağışla Allah'ım. Beşinci İmam Bakırul Kazım, altıncı Cafer'e candan niyazım. Yedinci Musa-i Kazım, sekizinci Ali Rıza'ya bağışla Allah'ım. Dokuzuncu İmam Muhammed Taki, onuncu Şah Ali Ünnaki. On birinci İmam Hasan Askeri, Gazi, Çeşme, Çera, Hatay, Mehdi'ye bağışla Allah'ım. Yalnız sana inanır, iman ederiz. Şaşırmışların yoluna düşmekten koru bizi, doğru yoldan ayırma bizi aman Rabbimiz. Gerçeği hümmümüne ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Bir kere çok oluyor. Hadi Allah kabul etsin. Allah Allah. Sayın Başkanım. Erikli Baba, Cemevi'nin kıymetli başkanı, çok değerli yöneticileri, değerli milletvekillerim, Alevi Bektaşi derneklerinin, vakıflarının kıymetli yöneticileri, değerli canlar, hepinizi hem kendi adıma hem burada sizinle birlikte olduğumuz yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Yazın ortasında böyle bir günde, bir pazar gününü bize ayırdığınız, bizi misafir ettiğiniz, aşınızı, aşurenizi bizimle paylaştığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Erikli Baba Cemevi'nin tarihi çok eskilere dayanıyor. Hep biliyorduk ancak bugün buraya misafir olacağımızı, bu güzel davetinizi aldıktan sonra bir kez daha döndüm baktım. 12 imamlara, 12 imamların soyuna dayanan, İstanbul fethedilmeden önce Bizans'ın surlarına dayanan, orada dergahını kuran, İstanbul fethedilirken İstanbul'un fethinde Fatih'in ordularına destek olan, fetihten sonra Yeniçeri'ye sahip çıkan, İyi ahlakın, dayanışmanın, birlikte olmanın sembol mekanları, mekanı haline gelmiş. Canı kış ortasında bir erik çeken bir anneye, bir bebek bekleyen hamileye bir sepet dolusu eriği kışın ortasında ikram eden bu mucizevi, bu ilahi güçle aslında nasıl bir gönül dünyası, nasıl bir aşk, nasıl bir insan sevgisi doğayı ve insanı merkeze alan bir inancın ne güzel temsilcisi olduğunu gösteren Erikli Baba'nın şahsında o günden bugüne bu ocağın ateşini tüttürenlere, çorbasını kaynatanlara, aç olanı doyuran, susayanı kandırtan, günü geldiğinde dayanışmanın en iyi örneklerini gösteren ve asla ve asla kan davası gütmeyen, kan davaları bir gün biter ama sizin davanız, bizim davamız can davasıdır. Kan davasını silahla sürdürürler, günü gelince de bitirirler.
Can davası silahla sürmez. Can davası kalemle sürer. Can davası yürekle sürer. Can davası inançla, sevgiyle sürer. Canlarını Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Kerbela'da canlarını kaybedenleri ve can davasını yüreklerinde insan sevgisiyle sürdürenleri yürekten selamlıyorum. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Hazreti Hüseyin'in ve beraberindeki 72 şehidin şehadet günü olan 10 Muharrem'i geride bıraktık. Bir kez daha Kerbela'da yaşanan acıları anıyor. Yas-ı Muharrem oruçlarınızın kabul olmasını niyaz ediyor. Tüm canların tuttukları oruçlar, paylaştıkları lokmalar, ettikleri duaların hak katında kabul olmasını yürekten diliyorum. Aleviler, incinsen de incitme anlayışındaki bu ülkenin en müstesna, bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, dostluğuna, komşuluğuna en çok katkı yapan yürekleridir. Horasan erenlerinin evlatları olarak sizler, tarihinde olduğu gibi bugün de bu toprakların insanına, birliğine, dirliğine, beraberliğine, hizmet için, katkı için emek veriyorsunuz, zaman ayırıyorsunuz, kısıtlı bütçelerinizden arttırıyorsunuz, azı çok ediyorsunuz, o çoğu yürekten paylaşıyorsunuz. Her sene Nevroz'da, Manisa'da, Saruhanlı ilçesinin Kemiklidere köyünde Horasan erenlerinden bir mümtaz şahsiyetin türbesinin başında o türbeyi bekleyenlerle beraber oturur, bir iki lokmayı paylaşır, birlikte onlarla birlikte güzel sohbetlerine, tatlı yemeklerine, aşlarına, demlerine eşlik eder ve Horasan erenlerinin Anadolu'ya, gökyüzüne saçılmış yıldızlar gibi nasıl saçıldığını, nasıl en yüksek insani bilinci, ahlakı, edebi Anadolu'ya dağıttıklarını ve halen daha Horasan erenlerinin torunlarının bu ülke için ne kadar kıymetli olduğunu her sene o yeni günde bir kez daha orada yaşarız. Buradan Horasan erenlerinin Kemiklidere'deki dergahını bekleyen Atanur dedeme, onun şahsında Horasan erenlerinin bütün torunlarına selam olsun. Tarih boyunca yaşanılan bütün haksızlıklara rağmen gelin canlar bir olalım diyenlerle bugün birlikteyiz. Kurtuluş Savaşı'nda şeksiz şüphesiz Mustafa Kemal Paşa'nın yanında dimdik duranlarla, onu ilk ziyaret ettiğinde Hacı Bektaş'ı madden ve manen destekleyenlerle, arkasında duranlarla, yanında duranlarla, önünden koşanlarla birlikteyiz. Kerbela'dan Çorum'a, Maraş'a, Sivas'a, Gazi'den Gezi'ye yaşanan tüm acıların acı sonuçlarını yüreklerine gömen, acılarını unutmayan ama kini değil, yüreklerinde insan sevgisini büyütenlerle birlikteyiz. Çocuklarınıza tarihteki acılarınızın feryadı yerine gelecek güzel günlere seslenen, bir turna havası bırakan güzel canlarla birlikteyiz. Herkesi bırak, berrak zihninizle, tatlı dilinizle bu topraklardaki tüm eşitsizliklerle yüzleştirdiniz. Bizi deyişlerinizin içindeki o büyük felsefeyle zenginleştirdiniz. Kimseye
bizi borcunuz var demeden sizlere olan borcumuzu en naif şekilde söylemeden hepimizin dimağına işlediniz. Cemevleriyle ilgili talepleriniz yıllardır ortadayken bir yandan bu ülkede anayasaya göre her yurttaş eşitken sünni bir yurttaşın ibadethanesi camilerin her ihtiyacı karşılanırken aynı vergiyi ödeyen vergi verirken eşit ama hizmet alırken eşit olmayan Alevi yurttaşlarımızın ibadethaneleri, cemevleri devlet nezdinde ibadethane kabul edilip camiye ne yapılıyorsa cemevine de aynısı yapılacağı güne kadar bu talebinizin sonuna kadar arkasındayız. Tabii anayasaya rağmen camiyi ibadethane sayan ki öyledir, cemevini ibadethane saymayan, gün gelince cemevi cümbüş evi diye küstahlaşan, sonra o söylemleri terk eden ama cemevlerini bağlayacak bir birim ararken Kültür Bakanlığı'na bağlayan, yani Alevilik inancını bir inanç, semalı bir ibadet değil de Alevilik inancını bir kültürel faaliyet, bir renk, semalı ibadet yerine sanki bir eğlenceymiş gibi gören, o ibadetin yasını hissetmek yerine onu cümbüşle, müzikle eş tutan, eğlenceyle eş tutan anlayış, ÇEDES projeleriyle güzelim, gencecik, biricik, küçücük evlatlarımızın zihinlerine kendi dindar olmalarına bir diyeceğimiz yok. Ama kendi ifadeleriyle kindar bir nesil yetiştirme hevesiyle ortaya koydukları ÇEDES projesine sadece Alevilere ayrımcılık olduğu için de değil, onu da görerek ama hattı zatında gericilik olduğu için, hattı zatında akıl dışı, bilim dışı küçücük çocuklara okulun ortasına maket koyup ağlatmak, mezar koyup korkutmak, eğitmek yerine o çocukları travmalara tanıştıran bu zihniyete sonuna kadar hep beraber direneceğiz. Bu mücadele bir yerde bitecek. Her birimizin görevi eşitliği haykırmaktır. Her birimizin görevi birlik, beraberlik, özgürlük demektir. Her birimizin görevi aydınlıktan, çağdaşlıktan, laiklikten yana tavır almaktır. Her birimizin görevi anayasada yazan eşitlik ilkesinin gerçekten hayata geçene kadar. Siz bahsettiniz diye Türkiye'de herkes eşittir, Kürtlerle Türkler eşittir, Kürtler eşit hissetmiyorum diyorsa o hissedene kadar eşit anayasal yurttaşlık için, Aleviler eşit hissetmiyorum diyorsa senin demenle eşit olmayacak, burasında hissedecek, ben eşitim, ayrımcılığa tabi tutulmuyorum, ötekileştirilmiyorum, şeytanlaştırılmıyorum, birileri kaydırılırken ben bir kenarda dezavantajlı bir grup olarak devletin kontrolünde sanki himaye edilirmiş gibi tecrit edilmiyorum, ben eşitim dedikleri güne kadar Alevilerin eşitliği için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ve sizin yolunuz bizim yolumuzdur. Sizin aşkınız bizim aşkımızdır. Ve koca Haydar Pir Sultan'ın dediği gibi, kim dönerse dönsün, siz yolunuzda yürüdükçe sizin yolunuzdan bu kardeşiniz de dönmeyecektir. Madımak utanç müzesi olup da orada o utanç müzesinin açılışını,
orada kaybettiğimiz canların aileleriyle, acılı kardeşleri, eşleri, çocukları, anneleri, babalarıyla yapana kadar, cem evlerini yasal ibadethane yapana kadar alevileri hiç şüphesiz, hiç tartışmasız tam ve eşit yurttaşlar yapana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. O sizin güzel gönülleriniz, sıcak kalpleriniz, açık zihinleriniz hep var olsun. Allah sizleri var etsin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.